Bugün dedim kendime çarşıya gideyim. Hava da soğuktu. Ne yaptım? Toros çalışmadı. Mecbur ittirmek zorunda kaldım. İyi ki yokuş aşağı bırakmıştım. Hemen çalıştı. Hadi bakalım. Şimdi sanayiye doğru gidiyoruz. Masraf zamanı. Sabah saat 8:30. Toros'u tamirciye bırakıp gittim. Hava da buz gibi. Yani bu kışın lazım olmayacaksan ne zaman lazım olacaksın? Evde birkaç saat bekledim, sıkıldım. İçim rahat etmedi. Dedim ben Toros'umun yanına gideyim en iyisi. Bakalım çalışmalar ne durumda. Ustalar şanzımanı indirmiş bile. Ondan öncesi elektrik işi varmış. Elektrikçi ustası da dinamoyu falan söktürmüş. Maksat tamirci rahat rahat şanzımanı indirsin diye. Acaba ne kadar masraf gider? Şanzıman kapağım kırıkmış. Aa, burası kırılmış. Oy, terbiyesiz. Niye beni biraz daha idare etmedin sen? He? Yani illa bu mu olması lazımdı? Sadece şanzıman olsa iyi. O sökülürken yanında bir sürü masraf daha çıktı. Çıkma bir şanzıman buldum. Usta şu anda onu gres yağıyla yağlıyor. Çıkmacı, çıkma şanzımanı bana 2250'ye verdi. Sağ olsun. Tüm ustalar benim araba için seferber oldu. İçeride beklerken çırak bana çay hazırlıyor. Aferin lan, aferin. YouTuber'a sana aboneyim. Abone olacağım abi. Arıyorum, kanalını bulamıyorum. Karacadak canavar yaz çıkar. Kaç saat oldu bekledim, bir türlü hazır olmadı. Bu küçük çırak da sürekli beni izliyor. Havada buz gibi. Sobayla ısınıyorum. Ama bu soba tamirci sobası. Yağla besleniyor. Abi demli mi içiyorsun, açık mı? Açık. Şeker, bir küçük şeker yeter bana. Saatler sonra nihayet şanzımanı yerine koyacaklar. Elektrik ustası dinamo yapmış getirmiş bu bana. Bu parçayı da ben yeni almıştım abi ya. Bilmiyorum, onu da bozmuş soğuktan. Onu bunu bozmuş bilmiyorum. Bir de bu etrafındaki dişli var ya, o değişmiş. Dinamo hazır ama şanzıman hazır değil. Dinamoyu elektrikçiden aldım. Tamirciye gidiyorum. Torosumun altında çürük yerler varmış. Saatler sonra yine bir çay molası. Zaman da bir türlü geçmiyor. Şanzıman inince birkaç parça eksik daha çıktı. 2 adet şanzıman kulağı almam lazım. Hadi bakalım parçacıya. Aldık getirdik, usta takıyor. Eski şanzıman kulağına bakar mısınız? Minik ustamızın eline diken batmış. Pardon, tel batmış. 3 kişi toplandık, çıkarmayı başardık. Ama benim can sıkıntım bir türlü bitmedi. Şanzımanı nihayet taktık ve şimdi elektrikçi çalışıyor. Dinamoyu takıyor. Canı sıkıldıkça çıkıyorsun. Bu fiş kendiliğinden bazen çıkıyordu. Elektrikçi ustası ona da bir çözüm buldu. Bravo gerçekten. Bu da şanzıman hatırası. Yani zamanı mıydı? Yok ya. Gerçi bir yıldır böyleydi. Sen niye onu çıkardın, öyle ters taktın? Ben anlamadım. Ya onda genelde delik oluyor. Ustanın işine karışılmaz. Ama ben karıştım. Şimdi büyük usta geldi. Yavaş yavaş toparlama zamanı. Bu tuvaleti ben de çok kullanmıştım. Küçükken. Bir tornacının yanında çıraklık yapıyordum. Akşam oldu. Canım da çok acıktı. Dedim kendime bir dürüm yiyeyim. Esnaf lokantasında dürümümü yedim. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. Bak saat 8 oldu. Hala bitmedi. Neyse usta beni rahatlattı. Birazdan biter dedi. Biter ama masraf ne kadar acaba? Bir direksiyona geç bakalım nasıl olmuş dedi. Debriyaj kontrolü bana şimdi. Bana şey yani böyle bir boşluk. Saatler sonra ilk defa kontak vuruyorum. Hava, bakalım nasıl olmuş. Şu an güzel çalışıyor. Sesi de iyi. Kıştır ne olur ne olmaz. Biraz antifriz koyalım dedik. Öyle olur mu oğlum? Boşluğu alacaksın. Yine kendimi tutamadım. Şimdi Orhan usta son kontrolü yapmak üzere Toros'uma bindi. Turuna attı geldi usta. Güzel olmuş dedi. Her şey tamam. Şimdi hesaplama zamanı. Tam tamına 7000 TL gitti. Yani ben bu kadar olacağını hiç bilmiyordum. Saat 10 oldu. Hadi bakalım şimdi eve doğru. Bir dahaki günün sabahı. Şimdi road balance zamanı. Bir türlü masraflardan kaçamadık. Şu sese bakın. Yarım saate yakın burada da oyalandık. Road balance'ı tamam. Şimdi deneme zamanı. Usta çarşıya kadar bir tur atıp geldi. Direksiyon ayarı da yapıldı. İş tamam. Şimdilik bitti ama ben de bittim. Bir sürü masraf. Nihayet işlerim bitti ve bebişlerimi aldım, hastaneye götürdüm. Allah herkese acil şifalar versin inşallah. La mahavala.